Merhaba arkadaşlar. Bugün Osmanlı tarihi 1789-1876 adlı kitabının Osmanlı'nın reorganizasyonu Tanzimat Devri 1839-1856 başlıklı 6. ünitesini tanıtacağım. Bilindiği üzere 3 Kasım 1839'da ilan edilen Tanzimat dönemi Tanzimat Fermanı ile başlayan Tanzimat Dönemi'nin bitim tarihi konusunda farklı görüşler vardır. Ancak biz genel olarak 1839-1876 yıllarını Tanzimat Dönemi olarak kabul etmiş, kabul et, etmekteyiz. Tanzimatı anlayabilmek için Batı Avrupa'daki bazı gelişmeleri de bilmek gerekir. Özellikle Avrupa'da feodalitenin yıkılışı ve bazı değerlerin yükselmesiyle Tanzimat anlayabilir. Orta çağda kişi bir birey değilken, ee, diyebiliriz ki mevcut olduğu grubun, köylü, sanatkar veya şövalye olduğu e, grubun bir üyesiydi sadece, cemaatin bir üyesiydi. Bu sosyal ekonomik yapı 12. yüzyıldan itibaren dönüşme uğramaya başladı. Şehirler bu süreçte önem kazandı, sermaye ve serbestlik birbirinden ayrılmaz bir bütün haline geldi. Temel e, ihtiyaç bireysel özgürlüktü. 18. yüzyılda yerinde özgürlük ve eşitlik talepleri giderek yükseldi. Değişen kimlik anlayışları hukuk alanına da yansıdı. İnsan hakları ve yurttaşlık hukuku e, hukukun temeli oldu. 15. ve o, o, yüzyılın sonlarında modern devletin ilk biçimi de oluşmaya başladı. Bugün güvenlik içinde yaşama hakkı, konut dokunulmazlığı hakkı, haberleşme ve benzeri olarak tanımadığımız temel haklar Burcu Vazik tarafından e, feodal aristokrasiye karşı eşitlik ve özgürlük kavramlarıyla dile getirildi. Bu tarihi süreç sonunda ortaya çıkan birey hakları, eşitlik, hukukun üstünlüğü ya da hukuk devleti gibi değerler 1776 Amerikan Kongresi tarafından kabul edilen Amerikan Bağımsızlık Bildirisi'nde ve 1789 insan, Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi'nde yer almıştır. İşte tanzimatı doğuran nedenlere baktığımızda ee, iç ve dış nedenler olarak ikiye ayırabiliriz. İç nedenler Osmanlı'daki batılılaşma hareketlerinin bir devam oluşu. İkinci nedense uluslararası siyasi olaylardı. Sultan II. Mahmud 1826'da Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdıktan sonra giriştiği reformlar yanında 19. Osmanlı devletinin milliyetçilik akımlarıyla karşılaşması sonucu tebaasının bağımsızlık talepleriyle de uğraşmak zorunda kaldı. Bunun ilk örneği 1812 Edirne Büyükleşme Anlaşmasıyla Sırbistan'a bağımsız e, Sırbistan'a bir prenslik statüsü tanındı. Yine 1829 e, Edirne Anlaşmasıyla da Yunanistan bağımsızlığını elde etmişti. İkinci Mahmut bir yandan devleti modernleştirirken bir yandan da e, bu taleplerin yani bağımsızlık taleplerinin dizginleme yönünde çaba gösterdi. İkinci Mahmud'un e, bu çabalarını izlediği bu çabalarını bir denge siyasetiyle de e, izlemeye çalıştı. Onun yerine tahta çıkan Abdülmecit de iki ciddi meseleyle karşılaştı. Bunların başında e, Tanzimat'ın ilanı meselesi bir diğeri de e, Kavalalı Mehmet Ali Paşa sorunuydu. 3 Kasım 1839'da 39'da Gülhane Hattı Umayru, Gülhane Bahçesi'nde Mustafa Reşit Paşa tarafından ilan edildi. Bu fermanın içeriğine baktığımız zaman veya ilkelerine baktığımız zaman 5 bölüm şeklinde özetle. Buna göre Müslüman ve gayrimüslim teban, ırz ve hamus ve can mal güvenliğinin sağlanması, verginin düzenli bir usule göre ayarlanması, askerlik ödevinin düzenli bir usule göre sağlanması, e, bunlar dışında Diyebiliriz ki ilkesel olarak kanunlaşma hareketleri adı verilen hukukun üstünlüğü veya hukuk devleti anlayışının yerleştirilmesine çalışılmıştır. Ve bu anlamda kesin kurallar koymak e, ihtiyacı tanzimat devriyle başladı. Buna bağlı olarak da yeni kanunların düzenlenmesinde esas alınan ikinci ilke ise yeni kurulacak hukuk düzeninin ve yönetim anlayışının her dini ve etnik yapı için eşit hale getirilmesiydi. Tanzimatın uygulanmasına karşı önemli tepkiler de oldu. Tanzimata dair ekonomik ve sosyal adli yenilikler toplumda her yerde aynı anda e, yürürlüğe giremedi. Öncelikle hükümetin kesin denetiminin olduğu eyaletlerde Bursa, Ankara, Edirne gibi coğrafi bakımdan merkeze yakın yerlerde başlatıldı. Tabii tanzimatın ilanıyla menfaat kaybına uğrayanlar bu duruma karşı tepki göstermeye başladı. E, hatta bunlar bu tepkiler giderek milliyetçi direnişlere de dönüşü. Bunun örneği e, 1841 niş isyanıdır. Tanzimat herkesin geri belli bir vergi ödemesi ve Angaryaların kaldırması, iltizamın ilgası gibi ilkeler getirmiş. Sırbistan'da e, komşu olan niş bölgesinde özel bir fermanla Reaya çorbacıların e, hazır bulunduğu bir toplantıda Reaya'ya ferman ilan edildi. Bu ancak bundan sonra şikayetler başladı. Ve servetlerin fazla gösterildiğinden yakınken yani diğer zamanda e, diğer yandan e, o zamana kadar vergi vermeyen eski imtiyazlar reformlara karşı koydular. Bunların başında Niş Kalesi'ndeki Müslümanlar gel gelir. Buradaki Müslüman daha önce vergi ödemekten muaftı. Asire'nin e, öte yandan Sırp var da, Kocabaşlar'da Buna itiraz etti. Asilem reisi Kocabaşı biliyor. çarpışmalarda öldürülünce Rea'ya köylere dağıldı. Mısır meselesinin ikinci aşaması. 1833'te e, Kütahya Anlaşması'yla geçici bir mütareke diyebileceğimiz bir dönem açılmıştı. Ancak bunun her iki tarafta bir mütareke olduğunu ve geçici olduğunu biliyordu. Fırsat kolduruyordu. İkinci Mahmut Mehmet Ali sorunu çöz, kökünden, sorunu kökten çözmek için Osmanlı ordusunun harekete geçirdi. iki ordu 24 Haziran 1830'da 39'da Nizip'te karşılaştılar. Ee, Osmanlı ordusu yenilirken İstanbul yolu bir kez daha Mehmet Ali Paşa'ya açıldı. Ee, İkinci Mahmut bu sırada daha savaşın savaşta alınan gün haberi duyulmadan vefat etmişti. Bunun üzerine tahta çıkan Sultan Abdülmecit ee, bir uzlaşma aradı ve Mehmet Ali Paşa'ya Mısır'dan başka Suriye'nde bırakılması kararlaştırıldı. Avrupa devletleri de sorunun çözümü noktasında farklı görüşler sahipti. Görüş ayrılığı özellikle İngiltere ve Fransa arasındaydı. 1840'ta İngiltere, Rusya, Avusturya ve Prusya devletleri arasında Londra'da 15 Temmuz 1840'da bir e, sözleşme imzalandı. Buna göre. Mısır'ın yönetim babadan oğula geçmek üzere Mehmet Ali Paşa'ya verilecek. Akka valiliğiyle sınırları belli olan Güney Suriye'de kayda şartıyla yine Mehmet Ali Paşa'ya verilecekti. Mehmet Ali Paşa bu şartları 10 gün içinde kabul etmezse Akka'yı kaybedecek. Ve sadece Mısır'la yetinecekti. Takip eden 10 gün içinde de yine kabul etmezse ee, o zaman Babadan olma geçme şartı da geri alınacaktı. Yine bu sene de göre Mehmet Ali Paşa bunların hepsini ilk 10 gün içinde kabul ettiği takdirde Osmanlı Devleti'nin imzaladığı bütün antlaşmalar Mısır'da da geçerli olacak ve vergiler Osmanlı Padişahı adına toplanacaktı. Mehmet Ali Paşa bu şartlardan hiçbirini kabul etmeyince Osmanlı Devleti bütün haklarının onun kaybettiğini ve asi ilan etti. Bu e, İngiliz Avusturya ortak donanması Suriye kıyılarını Abuka'ya aldı. E, İngilizler ayrıca asker çıkardılar. Rusya'da sultana yardım istemesi durumunda diğer Avrupa devletlerinin donanmalarıyla boğazlardan e, diğer Avrupa devletlerinin geçmesine izin ver, e, itiraz etmeyeceğini beyan etmişti. E, Tabi bu şartlar altında Fransa'nın desteğini de yeterli desteğini de elde edemeyen Mehmet Ali'yi e, bu şartları kabul edeceğini bildirdi ve nihayet e, Abdülmecit Sultan Abdülmecit tarafından 13 Şubat 1841'de yayınlanan bir veraset vermanıyla e, Mehmet Ali'ye hakları bildirildi ve de akabinde de Mehmet Aliye, e, Mısır valiliği kaydaya bırakıldı. E, bunun dışında bu ilgili devletler Londra'da toplanarak 10 Temmuz 1841'de bir protokol imzaladı ve Mehmet sorunun sorununun bittiğini ilan ettiler. Mısır meselesinin sonuçlarına baktığımızda 1839 30 yılında başlayan ve 1840'da sonuçlanan bu Mısır meselesi bir iç isyan, iç isyan gibi başladıysa da aslında Avrupa devletlerinin müdahalesiyle uluslararası bir sorun haline dönmüştü. Ancak burada vurgulanması gereken Osmanlı Devleti'nin kendi paşasını bile bastırma noktasında zayıfladığı ortaya çıkmıştı. Nitekim, 1841'de İstanbul ve Boğazlar dolayısıyla Akdeniz e, egemenliği kimseye kaptırmamak için İngiltere 15 Temmuz 1840'da Londra anlaşmasıyla Boğazlar'ın kapalı Rusya, Avusturya ve Prusya'ya kabul ettirmişti. Neticede Osmanlı Devleti Fransa'nın katılımıyla 13 Temmuz 1840'da Londra'da Boğazlar Sözleşmesi'ni imzaladı. Bu sözleşmeyle bazı noktalarına dikkat edersek bu sözleşmenin. Birinci madde Boğazlar'ın kapalığına dair Osmanlı Devleti'nin taahhüdü sadece barış zamanına aitti. Yine 1800 sözleşmesiyle Boğazlar uluslararası bir statü kazandı. ve bu Boğazlar rejimi tayin eden artık sadece Osmanlı Devleti değildi. Avrupa Devletleri'nin karşılıklı ortak taahhütleri söz konusuydu. Diyebiliriz ki Osmanlı Devleti Boğazlar üzerinde artık yapacağı her hareketi e, usas'ı bir platformda savunmak durumda kalacaktı. Tanzimat'ın ilerinden sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli yerlerinde isyanlar çıkmıştı. E, bunun dışında diyebiliriz ki Arnavutluk, Bulgaristan, Niş dışında Arnavutluk, Bulgaristan, giriş isyanları başka devletler müdahalesine izin verilmeyerek bastırılırsa da Lübnan ve Suriye'deki olaylara Fransa ile İngiltere'nin dahil olması kriz, bu, bu bölgedeki isyanları siyasi krize dönüştürdü. İngiliz Avusturya'dan Suriye kıyılarının ablu altına alırken İngilizler Lübnan'da e asker çıkardılar. Ee, Mısırların 9 yıllık Suriye işgaline son verildi. Ee, Lübnan'daki konsoloslar Osmanlı haricisi mesela çözüm bir kez daha bir araya geldiler. Bu olaylar sırasında 1945'te Fransa Suriye sahillerini abluka ederek kara asker çıkardılar. Bizi yeni bir idare şekli 1846'da kuruldu. Ve bu sistem Lübnan'daki bu sistem 1860'a kadar e, geçici bir huzurda da sağlamıştır. Avrupa'da bu sırada 1848 yıllarında o e, ihtilaller de oldu. Osmanlı Devleti'ni de bu ihtilaller etkiledi. İki şekilde Osmanlı Devleti Macar mültecileri meselesiyle karşılaştı. Kısmen ona bağlı olarak da Efrak Boğdan isyanlarıyla karşılaştı. E, bunlar dışında mülteciler meselesinin üzerinde kısaca durursak Avusturya Rusya Birleşik Orduları e, bir dirençle karşılaşmaksızın Macaristan isyanında e, Macaristan'a girdiler. Macar mültecileri onlara yardım için e, yardıma gelen Leh mültecileri Osmanlı Devleti'ne gruplar halinde sığındılar. Bu e, Rusya ve Avusturya ile birlikte Osmanlı Devleti'nde bir sorun haline geldi. Nihayet Ekim 1849'da e, Keçizade Fuat Paşa'nın katkılarıyla Çar ikna edildi ve e, çar e, geri istenmesinden vazgeçti. Efrak Boğdan da ise 1848 ihtilallerinin etkileri görüldüğü gibi Edirne Anlaşması'na uygun olarak her için bir yönetmelik bulunmaktaydı. Osmanlı egemenliği İsmen de olsa devam ediyordu. Pek çok güçlük içinde köylüler 1848 ihtilallerinden etkilendiler ve isyan doğdu. oldu. Tüm sınıfları temsil eden ee, aralarından birini temsil e, prens olarak seçme bir meclis öngörü e, bir anayasa yine 1848'de ilan edildi. Federal ayetlikler kaldırıldı. Romanya'nın birliği ve bağımsızlığı ilan edildi. Rusya bu sırada Babali'ye memlekete Yani Romanya'nın işlerini yeniden güvenlemek için bir anlaşma önerdi. Ve 1 Mayıs 1849'da Balta Limanı Sözleşmesi imzalandı. İki devlet arasında yeni bir savaşın çıkmasını önleyecek yeni bir statü kuruldu. Ancak Rusya Eflak Boğa'dan müdahalesi bölgedeki nüfusunun artmasına Osmanlı nüfusunun azalmasına neden oldu. Netice itibariyle Osmanlı Devleti'nden karşı Rusya yeni bir politika izlemeye başlamıştı. Özellikle Balkanlar'da etnis e, dini e, açıdan e, bir dini açıdansa Parislerist bir politika izlemeye başladı. Ve bunun sonucu olarak e, Kırım Savaşı karşımıza çıkıyor. Mısır meselesi çözüme ulaşmasından hemen sonra ciddi Eflak Boğdan Lübnan sıkıntılarıyla karşılaşmıştı Osmanlı Devleti. Rusya fırsat arıyordu diye zaman zaman yanına Avusturya'yı alarak Osmanlı Devleti'ni yıkmak boğazları ele geçirme arzularını devam ettiriyordu. İşte bu noktada e, ilk fırsat olarak yine kutsal yerler meselesi, makamatın muhareke edilen Kudüs'teki kutsal yerler meselesini gündeme getirdi. Ve bu konudaki tartışmalar e, nihayet bir çözüme ulaşmayınca Babali ile Rusya arasında 4 Ekim 1853'te Babali'nin savaş ilanıyla e, Kırım Savaşı başladı. Kırım Savaşı'nda Ömer Paşa'nın komutası Osmanlı'yla birlikte Turna'yı geçerek ee, Balkanlarda başarılar kazandılar. 4 Kasım 1853'te Oltenin İçay'ı da Rusya'yı yendiler. Sinop'ta bulunan bir Osmanlı filosu ani bir Rus baskınına uğradı. Sinop felaketi diye tarihe geçti. 1853'te 12 gemilik Osmanlı filosu, Rus gemilerinde yok edildi. İngiltere ve Fransa Rusya'ya karşı da bir tepki doğdu bunun sonucu. Ocak 1800'lerde İngiliz, Fransız filosu Karadeniz'e çıktı. Ee, Anadolu kıyılarını korumak gayesiyle şey çıkan bu gemiler ee, Rusya'ya bu durum bildirildi. Rusya barışa zorlamak için İngiliz, Kırım'da bir cephe açmaya karar verdi müttefikler. 20 Eylül Kırım'a çıkarma yaptılar. Sivas e, müttefikler 1855'te Sivas'ta Polu aldılar. 55 Ruslar bu arada Kasım 1855'te karşı işgal etti. Ancak Rusların savaşa devam ettiği güçleri kalmayınca Çar ateşkes talebinde bulundu ve nihayet görüşmeler başladı. Kırım Savaşı'nı sonuçlandırmak, sonuçlandırmak için 25 Şubat 1856'da Paris Kongresi toplandı. Osmanlı İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya ve Piemonte'nin Katılımıyla toplanan bu toplantı kongrede Osmanlı Devleti'nin kongreye Avrupa devletleriyle eşit haklara sahip e, bir devlet olarak katılmaktaydı. Avrupa uyumuna dahil olmaktaydı ve nihayet e, bu kongrenin bitiminden önce bir ıslahat da ilan etmek zorunda kaldı Osmanlı Devleti. Çünkü bu amaç şuydu, Kırım Savaşı Rusya'nın dini gerekçelerle müdahalesi sonucu ortaya çıkmıştı. Bu yüzden Osmanlı Devleti'ne müdahaleleri önleyebilmek için bir e, ıslahat fermanı yani gayrimüslim azınlıkların haklarını düzenleyen bir ferman ilan edilmesi kararlaştırıldı. Ferman ilan edildikten sonra da Nisan, e, 27 Nisan 1856'da Paris Antlaşması imzalandı. 18 Şubat 1856 tarihli ferman Osmanlı Devleti'nin fermanı sultanın tebasına verdiği haklar olarak gelmişti. E, amaç e, gayrimüslimlerin e, hukuki statülerini yükseltmek böylece yabancı devletlerin müdahalesini önlemekti.